Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün Async Task sınıfımızın anlatımına devam ediyoruz. Öncelikle önceki dersi yaptıklarımızın şöyle hızlı bir şekilde üstünden geçmek istiyorum. İki tane butonum vardı ekranımda. Biri servisimizi başlatıp diğeri de durduruyordu. Servisi başlat deyince burada bir intent tanımlıyorduk ve bu intent explicit intent dediğimiz, yani nereye gideceği, ne yapacağı belli olan intentti. Bu intent sayesinde ben my started service denilen servisimi start service metoduyla başlatıyordum ve ne yapıyorduk? Manifest dosyasında bunu belirtmeyi unutmuyorduk. Daha sonra ne yapmıştık? Buraya ilgili intent'i kullanarak bir sleep time diye bir değer göndermiştik. Şu an için içinde 5 değeri var. Bu intent sayesinde servisimi başlatırken ben bu değeri kullanabiliyordum. Servisim çağrıldığında, yani ilk başlatıldığında öncelikle on create ile oluşturuluyordu. Daha sonra da ne oluyordu arkadaşlar? On start command metodu çalıştırılıyordu. Bu metot servisimde yapmak istediğim işlemleri ele alacak metottu. Ve gördüğünüz gibi bir intent diye bir parametre alıyor. İşte ben bu parametreyi kullanarak main activity'den gönderdim. Bu 5 değerini burada kullanabiliyorum. Buradaki intent'i kullanarak getIntExtra metoduyla bu değeri alıyorum ve sleep time değişkeninin içine atıyorum. Şimdi ne dedik? Burada servisimiz main thread, yani kullanıcının etkileşim sağladığı thread'i üzerinde çalıştığı için bunu çok fazla yormamak, meşgul etmemek gerekiyordu. Bu yüzden böyle uzun süren işlemler için ne yapıyorduk arkadaşlar? Async task sınıfını nasıl kullanırız onu anlatmaya başlamıştık. Burada onunla ilgili yeni bir nesne tanımlayıp execute metoduyla buradaki sınıfı kullanmaya başlıyordum. Şimdi async task'ı bir daha üzerinden geçelim. Burada en önemli metot doing background. Biz bu metodun içinde uzun sürecek işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Neden burada gerçekleştiriyoruz? Çünkü buradaki metot diğer metotların aksine, yani on pre execute, on post execute, on progress update ve on cancel'ın aksine main thread'de değil, background thread, yani arka plandaki thread veya başka bir ismi olan worker thread üzerinde çalıştırılıyordu. Bu sayede ekranımızı kitlemeden, main thread'i meşgul etmeden ben uzun sürecek işlemlerimi gerçekleştirebiliyordum. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Buradaki bu pre execute şu doing background'ı başlamadan önce çalıştırılıyordu. Post execute doing background'daki işlem bittikten sonra, mesela ben burada thread'i 5 saniye bekletiyorum ya, uyutuyorum ya. O işlem bittikten 5 saniyeden sonra çalıştırıyordu. Siz doing background'da işlem yaparken kullanıcıyı bilgilendirmek istiyorsanız progress update metodunu kullanabilirsiniz. Bu da o işe yarıyor. On cancel'da buradaki işlemi iptal ettirmeniz gerektiğinde çağrılan metot. Şimdi burada sleep time'ı aldık ve buraya parametre olarak gönderdik, değil mi? Şu an için içinde ne var? 5 değeri var. Şimdi arkadaşlar, o 5 değeri buradaki execute metoduna parametre olarak nereye geldi? Doing background'a geldi. Şuradaki ilk parametre doing background metodun alacağı ilk parametrenin tipini gösteriyor. Ben buraya 5 sayısını integer bir sayı gönderdiğim için hem burayı hem burayı integer olarak değiştirdim. Ve gördüğünüz gibi şimdi bir kontrol edelim. Metotların işlenme sırasında tekrardan bir Android monitörümüzde görelim. Şurayı sildim. Uygulamam çalıştı. Şimdi start servise bastığımda ne oldu? Öncelikle on create ile servisim oluşturuldu. Daha sonra on start command metoduyla ne yaptı aslında? Gitti bizim async task nesnemizi oluşturdu. O oluşturulunca önce pre execute çalıştırıldı. Doing background'da 5 saniye süren o işlem yapıldı ve o işlem bittikten sonra post execute çağrıldı. Ben öncelikle şunu diyorum. Post execute yapıldığında, yani doing background'daki işlem bittiğinde, mesela benim servisim kendini kapatsın. On post execute'e geliyorum ve servisimizin kendini kapatma şeyi neydi? Stop self. Gördüğünüz gibi bu buradaki butonun içine yazdığımız gibi herhangi bir intent değişkeni almıyor. Direkt olarak ilgili servisi kapatıyor. Şimdi şuradaki örnekte bakarsanız hala benim servisim çalıştırılıyor, değil mi? Şu stop butonuna basmam lazım ki destroy edilsin. Ama yazdığım bu komuttan sonra isterseniz bir kontrol edelim bakalım neler olacak. Şurayı sildim. Şimdi start servis dedim.
Doing background'da 5 saniyelik o bekleme işlemi yapıldı ya da yapılıyor şu an. On post execute çağrıldığı zaman stop self metoduyla ben ilgili servisi durdurmuş oldum. Buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır. Şimdi gelin bu metotların üzerinde biraz daha duralım. Mesela şimdi ben burada doing background'da 5 saniye bekletiyorum ya, kullanıcıya burada ne kadar beklediğimi göstermek istiyorum mesela. Bunun için şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Integer control diye bir değişken tanımlıyorum ve buna bir değerini atıyorum. Daha sonra bir while'la bir döngü yaratıyorum ve diyorum ki bu kontrol değişkeni küçük ve eşit olduğu sürece sleep time'dan bu döngü çalıştırılsın ve döngünün sonunda kontrol 1 arttırılsın. Bu ne işe yarayacak? Mesela sleep time'ınız sizin 10'sa ilk önce kontrole 1 verdik ya, bu döngü 10 kere çalıştırılacak değil mi? Çünkü her döngüden sonra kontrol 1, 2, 3, 4 diye artacak. Ne zamanki 10 olduğunda bu while'dan çıkılacak. Ve bu while'ın içinde eğer kullanıcı bize 10 gönderdiyse 10 saniyelik bir bekleme, yani sleep olmasını istiyorum. Buraya da 1000 yazıyorum. Yani bu döngü 15 kere dönecek ve her döndüğünde 1 saniye bekleyeceği için aslında ne olacak? 15 saniye beklemiş olacak. Burada bir hata alıyoruz. Try catch'leri aldığımızda da bu hatadan kurtuluyoruz. Şu an için ne yaptık? Kullanıcı buradan 5'i gönderdi. Kontrolümde 1 var ve while döngüsü 5 kere dönecek ve her döndüğünde 1 saniye bekleyeceği için toplamda 5 saniye beklemiş olacak. Şimdi ben ne dedim? Burada işlem gerçekleşirken kullanıcıya bir şekilde haber vereyim bu durumu. Yani 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu gibisinden. Şimdi burada doing background arka planda çalıştığı için, yani background thread'de çalıştığı için main thread'e erişemez. Siz gidip de herhangi bir toast mesaj falan burada yayınlayamazsınız. Bu arka plandaki thread ile main thread arasında etkileşim sağlamak için işte buradaki metotlar var. Mesela buradaki on progress update metodunu ben burada kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Thread 1 saniye beklediğinde veya şuraya gelmeden önce publish progress diye bir metodumuz var. Bu metoda değer göndererek burada gerçekleşen işlemleri bu metot sayesinde kullanıcıya bildirebiliriz. Buraya da diyelim ki şu anki döngü sayısı desin ve de şuradaki kontrolü ekrana yazdırsın. Yani ne olacak aslında? Şu anki döngü sayısı 1, 2, 3, 4, 5 diye aralarında birer saniye olmak üzere ben bunu dışarıya vereceğim. Ben bunu dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Buradaki on progress update metodu aslında tetikleniyor. Yalnız gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Neden? Diyor ki sen buraya void bildirmişsin ama string değer gönderiyorsun diyor. Yani uyumsuz veri tipleri mevcut. Peki ben bunu nerede void olarak belirtmiştim? Şuradaki birinci parametre nasıl ki doing background'un aldığı parametre tipini bildiriyorsa, buradaki ikinci parametrede şuradaki on progress update metodunun aldığı parametreyi belirtiyor. Ben buraya ne yaptım? String bir değer gönderdiğimi buraya söylüyorum. Aynı şekilde buraya geliyorum. Bu sefer burası kızardı gördüğünüz gibi. Bu void gönderebilir. Evet. Ama parametre olarak artık void değil, string tipinde bir değer bekliyor dememiz lazım. Bunları dedikten sonra şurada on progress update çağrıldı diyor ya, oraya da şöyle yazalım. Çağrıldı. Kontrol 2 nokta deyip buraya parametre olarak gelen, ki string ile geliyor, şuradaki values'u kullanarak bunu ekrana bildirebiliriz. Ben buraya sadece bir tane değişken gönderdiğim için, parametre gönderdiğim için values dizisinin sıfırıncı elemanı aslında ney? Şuradaki yazı. Şu anki döngü sayısı kontrol yazısı buraya parametre olarak geçecek. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Şimdi bir testimizi yapalım. Android monitörümüzü de burada açalım. Çalıştı. Clear log dedim. Servisimi başlattım. Gördüğünüz gibi doing background çalıştı ve
Çalışırken de her seferinde progress update'i çağırarak bir sayısı dedi. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 diye çağrılıyor. Ne zamanki bitiyor post execute çağrılıyor ve stop serve dediğim için servisim durduruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki yazıyı çağrıldı kontrol bu. Şuraya bir boşluk atayarak çözebiliriz. Evet. Bunu yaptık. Çok güzel oldu. Şuraya gelelim. Şu an bir toast mesaj göstereyim mi? Şu an için göstermeyeyim. Daha farklı bir konunun üzerinde durmak istiyorum aslında. Örneği daha iyi görmek için şuradaki 5'i biz şöyle uzun bir şey yapalım. Mesela 55 saniye yapalım. Daha sonra şunu soracağım sizlere. Mesela ben burada bunu başlattım. Start service dedim. Ve gördüğünüz gibi bu burada saymaya başladı. Ben burada eğer stop servis dersem acaba ne olur? Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi servisi durdurdu. Evet. Ama arka planda çalışan o background thread'i durdurmadı. O hala çalışıyor. Ben uygulamadan çıkayım. Şöyle uygulamadan uygulamayı aşağı aldım. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor. Yani aslında o durmuyor. Siz servisi durdurduğunuzda veya ne bileyim o çalışan doing background'u bir şekilde durdurmak isteyebilirsiniz. Bunun da şu şekilde bir yöntemi var. Öncelikli olarak my started service'te servisi durdurduğumda çalışacak olan metot ne? Destroy service metodu değil mi? Şunu artık kapatalım. Servis durdurulduğunda çağrılacak olan metot ne aslında arkadaşlar? Destroy service. Ben burada oluşturduğum bu my syntax'ı durdurmam gerekiyor. Bunun için bir metodumuz var cancel diye. Bunu kullanmak için şöyle bir yöntem izleyeceğim. Şurada new deyip bunu oluşturduk ya. Bunu öncelikle bir nesneye bağlamak istiyorum. Buraya geldim. My syntax dedikten sonra bunun adına ben görev diyorum. Ve ne zaman ki bu servis oluşturulduğunda yani create edildiğinde buraya gelip görev eşittir new my asyntax diyerek bunun hafızada yer almasını, oluşturulmasını, create edilmesini sağlıyorum. Daha sonra bunu burada oluştururken new demiyorum da ne diyorum arkadaşlar? Görev nokta execute diyerek bunu burada başlatıyorum. Bu benden bir parametre bekliyordu sleep time diye. Umarım bu yaptığım değişiklik anlaşılmıştır. Hani direkt new demektense bunu öncelikle bir nesneye bağladım. Daha sonra o nesnenin new işlemini servis başladığında yapıyorum. Ve onStart komandda da ben buradaki sleep time'ı buradaki görev nesnemize yolluyorum. Buradaki komutlar böylece yine çalıştırılacak. Ve ne dedik? Servisi durdurduğumuzda yani destroy ettiğimizde artık ben buraya gelip görev nokta cancel diyebilirim. Bu benden true ya da false diye bir değer bekliyor. Yani durdurulma işlemini yap. Ben buna true değeri verdim. Şimdi bunu yapmak direkt keşke böyle kolay olsa ama değil. Bunu true dedikten sonra şu doing background'da yaptığımız işlemler vardı ya. Ne yapıyorduk aslında orada? Bir döngü çalıştırıyorduk. Buraya gelip pardon buraya değil while'ın içine girip şuradaki yapılan işlemler aslında neydi? Şurasıydı. Bunu eğer diyorum görev nokta is cancelled. Yani bu görev iptal edilmiş mi edilmiyor. Ya da şöyle yapalım öncelikle. Şunu silelim. Öncelikle bunun neden çalışmadığını bir görelim. Kapattım bunu. Tekrardan başlattım. Şimdi start servis dedim. İşlemeye başladım. Şimdi stop servis deyince hem servisi hem de bu işlemi iptal etmesini istiyorum. Tıkladım. On destroy çağrıldı dedi. Main thread üzerinde çağrılıyor, çalıştırılıyor. Ama o işlemi şu an için hala ve hala ne yapmadı aslında? İptal etmedi. Gördüğünüz gibi yani exception'ı fırlattı. Şu an için hala bekliyor. Bunu daha güzel göstermek için şuradaki
On distro ile şunu yer değiştirsek acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Bir bakalım. Hani önce görevi iptal etsin, sonra bunu yapsın gibisinden. Bu burada hala bekliyor. Tekrardan önce şunu bir çalıştıralım. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Şuradaki main'i 55 değil de şöyle 10 gibi bir değer yapalım. Hani da belki arkada sayıp saymadığını böylece daha iyi kontrol edebiliriz. Şimdi start diyelim. Şurayı sildim. Start servis dedim. Saymaya başladı. Stop servis dedim. On destroy çağrıldı. Main thread üzerinde çalıştırılıyor dedi. Ama işlemin bitip bitmediğini ben hala anlayamıyorum. Yani bu konuyu biraz araştırırsanız bu oradaki thread'in kesin olarak bittiği anlamına gelmiyor. Arka tarafta hala çağrılıyor olabilir dedikten sonraki şunu da gördük zaten. Cancel çağrıldı dedi ama bunu ben der demez yapmadı. İşte bu durumları ele almak için bunu burada cancel ettikten sonra şuraya geliyorum. Yaptığım işlem vardı ya, buraya diyorum ki eğer görev nokta is cancelled, yani iptal edilmişse değil de iptal edilmemişse bunları yap. İptal edilmemişse bunları yap dedik. Şimdi bir kontrol edelim. Bakalım ne oldu. Start servis dedim. Bu burada çalışıyor. Stop servis dedim. Burada şuradaki exception'ı fırlatıyor aslında. Interrupt exception oluşturuyoruz ya, bu hani böyle var olan işlemi aslında biz kesiyoruz. Burada bir hata mesajı göndermek yerine şey yapabiliriz. İlgili thread'i ne yap? İlgili current thread'i interrupt, yani kes mesajını verebiliriz. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim. Yani bunlar aslında biraz ayrıntılı konular. Çok da içine girmek istemiyorum. Hani çok da bilmiyorum aslında. Ama araştırdığım kadarıyla bunu böyle yaparsak, şimdi start servis dedik, çağrılmaya başladı. Stop servis dediğimde gördüğünüz gibi cancel çağrılıyor hemen hızlı bir şekilde. Yani orada aslında doing background'un işlemini yapmasını bildirmiyor. Direkt olarak interrupt yapıp onu orada bitiriyor arkadaşlar. Evet, umarım bunu da anlamışsınızdır. Dediğimiz gibi buradaki ikinci parametre nedir? Bizim progress update'e gönderdiğimiz verinin türünü içeriyor. Burada bunu vermiş olduk. Hatta gelin şuraya şöyle bir fantezi yapalım. Bunu ekrana bastıralım. Pardon. Toast.makeText diyerek context olarak my started service.dis diyorum. Daha sonra ekranda göstermek istediğim yazıyı yazıyorum. Ne diyelim? Control 2 nokta diyelim. Buraya value 0 yazsın. Daha sonra da toast.short deyip bunu ekrana bastıralım. Bu sefer gidelim burayı şöyle 25 gibi bir şey yapalım. Durduralım bunu. Tekrardan başlatalım. Android monitörü de bir yerden açayım. Evet. Şimdi start servis dedim. Gördüğünüz gibi kontrol şu anki döngü sayısı 2, 3 diye yazıyor. Stop servis deyince şuraya saçmaladı. Bir dakika, hemen tekrardan bir oluşturalım şunu. Çünkü gördüğünüz gibi hani şeyleri de yazmadı buraya. Start servis dedim. Başladı yazmaya. Stop dediğimde 3, 4, 4 çünkü buraya da hani toast mesajın ekranda görünme süresinden dolayı hemen bitmedi. Ama aslında 4'e kadar saydı ve çıktı. Tekrardan start dediğimde gördüğünüz gibi servis bir daha yaratılıyor. On doing background yaratılıyor.
Ve ben burada uygulamadan çıksam dahi gördüğünüz gibi arka tarafta hala çalıştırılıyor. İşte bu arka planda uzun süren işlemi nasıl yapacağınızı anlatan bir örnek. 25'e kadar bu burada çalışacak. Stop servis dediğimde gördüğünüz gibi on destroy çağrılıyor. Servis durduruluyor ve hemen ardından da benim doing background'um iptal ediliyor arkadaşlar. Şimdi dersi bitirmeden önce bir de şuradaki son parametrenin ne olduğundan bahsedeyim. Bu son parametre ise sizin mesela doing background'un içinde ne yaptınız? Bir web servisiniz var ve karşı bir siteden bir sayfanın verilerini JSON olarak çektiniz ve bunları string olarak geri göndermek istiyorsunuz. O zaman kullanacağınız metot işte o oluyor. Diyorum ki bu doing background geriye void değil, string bir ifade geri gönderecek. Bunu yaparsam buraya da mesela işlem başarıyla tamamlandı diye bir yazı göndereceğim mesela ve bunu buraya belirtmeniz gerekiyor. String diye bir veri. Ve buradaki bakın gördüğünüz gibi hemen on post execute kızarmaya başladı. Çünkü diyor ki bu void yani herhangi bir parametre almayacak demek. Buraya geliyorum. Hayır diyorum. Sen doing background bittikten sonra sana string bir parametre gelecek. Buraya da isterseniz bunu gösterelim. İşlem bitince şuraya bir toast mesaj versin. Da this. Daha sonra da ne diyorduk? Şuradan gelen mesajı avoid diye ekrana yazdırsın. Daha sonra da toast nokta langshort diyerek bunu ekrana gösterelim. Bu işlemi yaparken çok beklememek adına şuradaki bekleme süresini 5 saniyeye indirelim ve bir bakalım neler oluyor. Umarım anlaşılıyordur. Karışık gelebilir. Dert etmeyin. Bunu daha ilk defa kullandığımız için böyle. İlerleyen zamanlarda fazla fazla örnek yapacağız bunlarla ilgili. Start service dedim. Dört dedi, beş dedi ve şu an işlem bitti diye, işlem başarıyla tamamlandı diye hatayı şey uyarımızı vermiş oldu. Ve biz bu sayede ne yapmış olduk? Async sınıfını alacağı bütün parametreleri de nasıl ve nasıl kullanacağımızı da görmüş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hani bu doing background'u iptal etme olayı aslında biraz kasıntı bir olay. Ama bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında anlatmak isteyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Aslında yok. Şimdi diyeceksiniz ki peki şöyle bir soru olabilir. Siz burada hep dedik servisler arka plandaki uzun süren işlemler için kullanılır. Ama diyorsunuz ki main thread'i işgal eder. O yüzden servisi kullanmayın. Ben buradaki on my syntax o zaman direkt main activity'de oluşturup kullanabilirdim. Herhangi bir servise bulaşmak istemeyebilirdim. Haklısınız. Ama şöyle bir örnek düşünün. Siz bunu main activity'de yaparsanız, şimdi ben mesela burada uygulamadan çıktığımda gördüğünüz gibi bu çalışmaya devam ediyor. Ama siz bunu main activity'de yapsaydınız arkadaşlar ne olacaktı? Bu böyle çalışmaya devam etmeyecekti. Bir servis gibi arka planda çalışması için bunu biz kullanırken servisleri kullanıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız yerleri sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.